eBay hesabını suspend mi yedi? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Akın Yılmaz. Bu video serisinde sizlerle beraber hesabınızın suspend yeme sorununun çözümünü, hesabınıza getirilen flag'in çözümünü ve ayrıca de hesabınıza sürekli olarak konulan hesabın çözünürlüğü hakkında bilmeniz gereken bilgileri sizlere bu video içerisinde paylaşacağım. Ben Akın Yılmaz, kanalımda takım arkadaşlarımla beraber sizlere böyle güzel içerikler üretip başarılı bir şekilde e-ticaretten kendi işinizin patronu olması için ve bunları nasıl yapabileceğinizi adım adım bu video içerisinde sonuna kadar izlediğinizde göreceksiniz. Belki bu video 10 dakikanızı alacak ama belki hayatınıza ömrünüzün sonuna kadar geçecek kısımları kazanmanızı sağlayacak bir yöntem gösterecek. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar sizlere iyi bayramlar dilerim. Hepinizin bayram gününüzün ömrünüzün sonuna kadar her günün o şekilde geçmesini dileyerek İngiltere'den dünyanın her yerinde olan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme güzel bir bayram ailesiyle beraber, sevdikleriyle beraber geçirmesini dilerim. Biz de bu şekilde sizlere video açıp bayram boyunca, bayramda öğreneceğiniz şeyleri daha iyi boyuta getirebilmeniz için, kendi işinizin patronu olabilmek için, inandığınız şeyi yaşayabilmeniz için, bizler yurt dışında ya da yurt içinde nasıl bunları başarıyoruz, nasıl bu kadar, şu an bugün 99 ülkede 20 bin üzerinde öğrencim var arkadaşlar ve çok büyük başarılarla kendi e-ticaretlerini ve hayallerini gerçekleştiriyorlar. Peki bunlardan biri neden siz olmayasınız ya da nasıl yapacaksınız, adım adım göstereceğim. Aksi takdirde sizler bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu yaşamış olduğunuz sorunların çözümünü, neden olduğunu ve sizden nasıl çözüme kavuşturacağını göreceksin. Şimdi öncelikli olarak MC113 büyük ihtimal bir suspend kodu. eBay'de bunun gibi tonlarca suspend kodu var. Peki bunu neden yiyoruz? Hadi en başına alalım ve size doğru bilgiyi doğru kanalda ve nasıl yapacağınızı göstereyim. Şimdi ilk önce eBay flag nedir arkadaşlar? Flag hesabınızda satışlar olur arkadaşlar. Hatta bir tane kendi hesabımdan göstereyim. Bu değil. Burada satışlar var. Peki. Şimdi arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? E-ticarete başladığınız zaman her şey çok güzel. Satış yapabiliyorsunuz. Para kazanabiliyorsunuz. Günlük 3000, 5000, 10.000 sterlin kazanabiliyorsunuz. Fakat eBay sizin hesabınıza drop yaptığınızı anlarsa, ki bu politikalarında yanlış bir şey yok, eBay'in politikalarına giderseniz retail dükkanlardan yapmanızı istemiyor. Fakat drop olarak benim önermiş olduğum toptancı listesi var. Bu toptancı listesinden alışveriş yaptığınız zaman herhangi bir şekilde problem teşkil etmiyor. Fakat bunu bilmeden yaptığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Hesabınızda para kazansanız dahi bu paraları kaybetmiş oluyorsunuz. Nasıl mı? Bakın şimdi hesabınız suspend deyince bu bir tane hesaplardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın nasıl inanılmaz derecede güzel görüntülenme ve inanılmaz derecede şey oluyor. Ama tam şu ortalara 23 Haziran taraflarına geldiğiniz zaman dümdüz bir şey olduğunu görüyorsunuz. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hesabınız flag yedi. Hesabınıza sınırlandırma ve hesabınıza suspend verdiler. Peki ben ne yaptım? Benim kullanmış olduğum özel bir taktik var arkadaşlar. Ben o süre zarfı içerisinde bekledim. eBay ile yazıştım. Yok dediler yine yazıştım. Ta ki head office'e ulaştım. Ve tabii gün sonunda yine ben istediğimi her zamanki gibi aldım. Ve hesabımı açtılar. Ertesi zaman açıldığında iki kat daha fazla görüntülenme aldım. İlk hesabımda dükkanda. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Günlük o zaman 5000 pound'a yakın satış yapıyordu. Sadece günlük bir tane dükkandan yapılan ciro arkadaşlar neredeyse bu. Ve her geçen gün görüyorsunuz 3000-5000 arası pound, yani Türkiye'de baktığınız zaman 60-100 milyar gibi bir para günlük kazancımız oluyordu bu dükkandan arkadaşlar. Ayrıca bununla beraber de işlemlerinizi yaparken arkadaşlar sizler nasıl bunu yaparsınız? Yani hesabınız suspend yediyse her şey bitti mi? Hayır. İlk baştaki olay flag. Flag ne demek arkadaşlar? eBay diyor ki sen diyor ürünün takip numarasını koymadın ve ürünün çıkış yerlerini hep sürekli olarak farklı lokasyonlar gösteriyorsun. Diyor ki haliyle sen bir ay sonra datayı topluyor. Diyor ki bütün o ürünlerin çıkış yerlerini farklı yerlerden gösteriyorsun. Peki ne yapacaksın? Arkadaşlar bunun çözümünü bulduk. Önceden multi-location yazıyorduk. Şimdi Tracker Fest kullanıyoruz. Tracker Fest hesabınızı herhangi bir şekilde bağlatmadan sistemin size vermiş olduğu kargo takip numarasını çevirip sisteme yüklüyorsunuz. Çünkü Tracker Fest ne yapıyor? Tracker Fest sizler arkadaşlar tüm toptancılarınızın, tüm pazar yerlerinin, Facebook drop yapanlar için de geçerli, eBay'den drop yapanlar için de geçerli. Kargo numaralarını çeviriyorsunuz. Ne işe yarıyor bunlar arkadaşlar? Öncelikli olarak şimdi size diyorlar ki ürününüzün çıkış adresini kapatıyoruz. Bu şekilde ürün çıkış adresi gözükmeyince eBay ürünü nereden çıkardığınızı göremediği için hangi toptancıdan çalışırsanız çalışın takip numarasını yüklediğiniz sürece eBay bunu takip edemiyor. Ama ürünün numarasını sisteme koyduğunuz için paranızı ertesi gün gönderiyor. Yani bu ne demek? PayPal'da 21 gün hold sorunu yok. Amazon'da ya da farklı platformlarda, Amerika'da Facebook drop yapıyorsunuz bildiğiniz üzere 17 ile 23 gün paranızı tutuyor. Takip numarası koymadığınız takdirde. Ya da varsayalım koydunuz ama sistemde o numarayı takip edebildikleri için eBay sizin bunları saklamanız gerekiyor. Yani anlatmaya çalıştım. Sistem bunları cover yapıyor. Nasıl mı? Bizzat Tracker Fest'te arkadaşlar müşteri diyor ki ürünü satın aldınız Amazon'dan gönderdiniz bana ulaşmadı diyor. İspatlayamıyorsunuz. 60 pound'a, 100 pound'a, 200 pound'a ürün gönderdiniz. Ürünün şeyini yapamıyorsunuz. Ve ne yapacaksınız arkadaşlar? Ürünün parasını müşteriye iade
edeceksiniz. Çünkü numaralı sisteme koyamadığınız sürece sizler bir şey iddia edemiyorsunuz. Bizler de bunu TrackerFest'ten değiştiriyoruz. Kısa bir not arkadaşlar, bu çok ama çok önemli. Kargo numaralarını biz toptancılarla değil, biz kargo şirketleriyle çalıştığımız için sizler istediğiniz kargo şirketiyle herhangi bir şekilde bizim desteklediğimiz FedEx, Hermes, United States, UPS ve Amazon içerisindeki olan bütün kargo şirketlerini destekliyoruz bu marketler içerisinde. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bunlarla çalıştığınız sürece bizler bunu çevirebiliriz. Her nasıl? Eğer sizler diyorsunuz ki örnek veriyorum Argos numarasını çevirebiliyor musunuz? Arkadaşlar biz normal retail ya da wholesale dükkanlarla çalışmıyoruz. Bizim çalışmış olduğumuz yer kargo şirketleri. Yani sizin çalıştığınız toptancı X kargo şirketi ise ve bu X kargo şirketinin içerisinde FedEx varsa evet çevirebiliriz. Eğer yoksa Royal Mail mesela, şu an Royal Mail ile DHL ile çalışıyoruz. Yakın zamanda gelecek onlar da sisteme. Şu an çalışmıyoruz. Bunları çevirmiyoruz. CJ'den gelen numaraları çeviremiyoruz. Ama sistem en yakın zamanda ben entegre edeceğim ve sizler de çevirebileceksiniz. Çünkü ben çevirebilmem gerekiyorsa sizlere de bu imkanı sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu anlık tarz çalışan toptancılarla çalıştığınız sürece bizler bunu çevirebiliyoruz. Şimdi bundan sonraki süreçte ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Eğer tek çeviriyorsanız, Facebook'tan birkaç tane alım satım yapıyorsanız burada hemen bir tane paket alabilirsiniz. 5'lik kredi, 5 tane çevir hakkınız var. Eğer çok çeviriyorsanız ona göre kendinize göre bir paket alabilirsiniz. Önemli olarak profesyonel paket bence ideal bir satıcı için normal bir paket. Her nasılsa bu kuponları ay sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Sistem yenileniyor arkadaşlar. Ona göre kuponlarınızı aldığınıza emin olun. Aldıktan sonraki süre içerisinde yapmanız gereken tek şey satın al butonuna basmak. Satın al butonuna bastıktan sonra arkadaşlar bunu sepetinize eklemek. Sepetinize ekledikten sonra da sizlere ve istenilen bilgileri arkadaşlar buradan checkout yaparak kartı görüntüleyip buradan alışveriş işlemini yapabilirsiniz. Burada fiyat her şey gözüküyor. Eğer sizler için de uygunsa buradan ödeme sayfasına gidiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey burada bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Sizlere vermiş olduğumuz, bakın burada değişik şeyler söylüyor. Bunları doldurun arkadaşlar. Siparişinizi görüntüleyin. Eğer her şey buradaysa kart numarasını girip takip numarasını alın. Aldıktan sonra size gelen mesajlar arkadaşlar sisteme kargo numaranızı çevirmiş şekilde gösteriliyor. İkinci senaryoda mantık nasıl çalışıyor? Bu işlemi yapıp kredi aldıktan sonra canlı chatte de her zaman desteğe geçebilirsiniz. Bizler size mesaj gönderiyoruz arkadaşlar. Diyelim ki Amazon'dan bir ürünü aldınız ve bu numara. Bunu değiştirmek için hemen buraya geliyorsunuz. Tracker Patch bölümüne arkadaşlar. Tracker Patch bölümüne geldikten sonra sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra burada kargo numaranız böyle gözüküyor. Siz bunu yapamazsınız ama ben sistemden kendi ana şeyden gösteriyorum. Sizler bize ulaşmanız gerekiyor bunun için. Buradan ben hemen diyorum ki tracker numarasını çevir. Burada hemen burada bu Amazon'un numarası. Hemen ben bunu Royal Mail'den değiştiriyorum. Sistem bu şekilde gözüküyor hemen sizlere arkadaşlar. Bakın hemen burada Blue Care Express tracker numarası geldi. Sizler ne yapıyorsunuz? Bu numarayı alıp eBay'e yüklüyorsunuz arkadaşlar. eBay'e yükledikten sonra kargo şirketi olarak yanına Blue Care Express yazıyorsunuz. Peki müşteri bunu takip etmek istediğinde nasıl takip edecek? Müşteriye nasıl gözüküyor arkadaşlar? Örnek veriyorum, müşteri yükleme sürecinde, takip etme sürecine tıkladığında buraya ben yapıştırıyorum. Takip bölümüne basıyorum. Müşteri tıkladığında da o şekilde gözükecek. Bakın shipped adresi gözüküyor. Delivered olarak gözüküyor. Ve burada ürünün nereden çıktığı gözükmüyor. Bakın package has shipped diyor. Ürün çıktı diyor ama nereden çıktığını söylemiyor. Kısa bir not. Bunu yapacağınız süre zarfı içerisinde ürününüzün hala olmaması gerekiyor. Yani ürün ulaştıktan sonra kargo numarasını çeviremeyiz arkadaşlar. O yüzden eğer siparişinizi geçtiyseniz hemen bu numarayı almaya çalışın. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Aksi takdirde ürün siparişi ulaştıktan sonra kargo numaralarını çeviremiyoruz. Dedikten sonra ne oluyor? Peki ben bunları bu şekilde yaptım. Buradaki süre içerisinde bakın burada benim şeyler geçti. Ürün dükkan bitti. Satış yok, hiçbir şey yok. Hemen taktiği buldum. Sistemi geliştirdim. Ve baktığınız zaman arkadaşlar aylık ortalama olarak, yani bunlar aylık satışlar arkadaşlar, 17.000 sterlin üzerinde bir revenue gerçekleştirdi. Ve aylık, hani baktığınız zaman bu süre zarfı içerisinde dükkanın nasıl para kaybettiğini görebiliyorsunuz. Ondan sonra tekrar yine eski haline size göstermek çalıştığım şey burada. Bakın yani aylık 7.500, 5.000 sterlin günlük satışlar geliyor. Bu satışları arkadaşlar sizler de başarabilirsiniz. Yani bu Türk parasına göre gerçekten çok büyük para. Yaptığımız şey ne? Yaptığımız şey arkadaşlar çok basit. Çok basit. Sadece Amazon'a geliyoruz. Amazon'dan bir tane ya da farklı toptancılarım var benim ama örnek veriyorum, bu ürüne geliyorsunuz. Bu ürünü listeliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu ürünü listeledikten sonra satışını gerçekleştiriyorsunuz. Yani sadece bir üründen arkadaşlar çok ciddi rakamlarda 50-100 pound gibi cirolara ulaşabiliyorsunuz. Bunu da yapabilmek için ne yaptığınızı ve doğru bir şekilde nasıl yapıldığını öğrenmeniz gerekiyor. Ki günlük kazanacağınız paraların gerçekten haddi hesabı yok. Çok daha detaylı bir şekilde bu işi yapmak istiyorsanız arkadaşlar TrackerFest canlı chat bölümünden numaranızı her zaman çevirebilirsiniz.
yapabilirsiniz. Ve son olarak herhangi bir şekilde arkadaşlar bu ticareti sizler de hayatınızın bir rol modeli olarak, yani sadece ben buradan para kazanayım ya da 2-3 milyar sterlin satış yapayım gibi düşünceye değilseniz, açık konuşmak gerekirse doğru kişi ben değilim. Ama eğer gerçekten uzun vadeli bu işi yapmak, hayatınızı değiştirmek ve gerçekten sizden sonraki kuşaklara da faydalı bir şekilde bir şeyler bırakabilmek ve kendinizi ve ticaretinizi sıfırdan, neredeyse başlangıçtan çok güzel yerlere ulaştırmak istiyorsanız, lütfen sizler için yenilemiş olduğum toptancı ve retail eBay eğitimine bakmanızı tavsiye ederim. Eğer eski kursiyerimseniz normal dijital market mentoring'de sistemi sizler için yeniledim arkadaşlar. Lütfen ama lütfen içerisine girip sizler için sunmuş olduğum ücretsiz ürün alabileceğiniz ikinci hesabın nasıl açılacağı eğitimini de içerisine entegre ettim. Yani daha önce bilmiyorsanız, suspend yediyseniz nasıl ikinci hesabınızın açılacağını burada detaylı şekilde belirttim. Ve ayrıca de ücretsiz ürün satın alabileceğiniz online arbitraj, retail arbitraj, dropshipping, print on demand, affiliate ve işin arka tarafında kupon siteleri, toptancılar, içerisinde satın alabileceğiniz 1000 tane özel ürün ve satabileceğiniz Facebook dropshipping ve aynı şekilde eBay dropshipping için 1 pound'a alabilip satabileceğiniz buradaki İngiltere ve dünya üzerindeki toptancılar listesi, ki yaklaşık 1000'in üzerinde toptancı var arkadaşlar, kendi kullandım ve bunlar eBay'in ve Amazon'un ve diğer marketlerin desteklediği toptancılar ki bunlar ürünlerinizi kendi depolarımıza gönderebilir ve bu ürünleri sizler Amazon'da ve eBay'de ya da Facebook Market ya da Etsy'de satabilirsiniz tüm dünyaya arkadaşlar. Altını çiziyorum, tüm dünyaya. Ayrıca trade markanıza nasıl kayıt olursunuz? Şirketinizi kendi başınıza 12 pound'a nasıl kurarsınız? Ve eğer herhangi bir şekilde şirket kurmak istiyorsanız muhasebenizi bizler nasıl yapabiliriz? Ya da arzu ettiğiniz takdirde sizden nasıl ticaretinizi başlayabilirsiniz? Türkiye'den ürünlerinizi nasıl dünyaya gönderebilir ya da ürünlerinizi nasıl Amazon ya da eBay depolarına gönderebilirsiniz? Ki eBay'in deposu yok, biz kendi depomuzdan bahsediyorum burada. Gibi gibi inanılmaz derecede benim tonlarca para ödeyerek almış olduğum bilgileri sizlerle bu eğitimde paylaşıyorum. Arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlar sizlerle aşağıda bırakacağım link üzerinden detaylı şekilde açıklamaya bakabilirsiniz. Ve tekrar söylüyorum, daha önce eğitimi satın aldıysanız arkadaşlar, bayrama özel herkes kazansın diye eğitimi çok farklı bir siteye güncelledim. Çünkü yoğun ilgiden site çöktü, bunu başka bir siteye taşımak zorunda kaldım. Eğer eski kursu yerimseniz lütfen Dijital Market Mentoring bölümünde canlı chatten bize yazın ki size bu kursu tanımlayabilelim arkadaşlarım dedikten sonra. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Sizler de bu şekilde gelirlerinizi kazanabilir, çok kolay bir şekilde eBay'de basit paralarla, yani çok basit ufak paralarla, dünya tonlarca para ödemeden, Spotify'daki gibi dünya reklam parası ya da şey harcamadan ya da Amazon gibi ürününüzün trade markına diğer şeyle uğraşmadan sıfır parayla almış olduğunuz ürünü eBay listeleyip bu paraları ve daha fazlasını kazanabilirsiniz. Suspend'in çözümünü de bu şekilde aşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize çok güzel bir bayram diliyorum. Sevdiklerinizle, inandığınız insanlarla beraber hayatınızı daha sağlıklı ve daha güzel bir şekilde ilerletebilmeniz amacıyla, sizlerin kendinizi ve daha iyi nesillere ulaşabilmek için daha iyi işler çıkartabilmeniz gerekiyor. Bunu da başarabilmek için arkadaşlar bir ürünü satın almadan satmayı öğrenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten çok büyük paralar yatırmanız gerekiyor. Eğer bu düşünceyle siz de benim dediğime bir şekilde inanıyor ya da bir şekilde sonuçları kendi gözlerinizle görüyorsunuz, yapabileceğinize inanıyorsanız bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Çok çok güzel bir bayram. Sevdiklerinizle ömür boyu bir kahvaltı tadında geçmesi dileğiyle arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan güzel bayramınızı kutluyorum. Her şeyinizi istediğiniz gibi olsun. Şimdilik hoşçakalın.